Tekneye satılan, satılmayan... Satılmayan burada 5 tane danamız var abi. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şunu sattı mı? Yok. Ki geçken ya. Çok geçken abi. Şu? Onlar hepsi de geçmiş. Bunu ne istiyorsun? Sonra... Ben veririm abi. Abi bu sene kurbanlık burada çok iyi geçmedi. Niye? Bu sene hep yağmur, hep çamurdan. Belediye pek fazla buraya ilgilenmediği için buralarda millet çok perişan. İki günden beri bütün çadırlar yıktı. Bir kişi gelmedi. Burada geçmiş olsun bile kimse demedi. Bu rüzgarda, bu yağmurlarda, bu şeylerde burada gerçekten üç günden beri çok eziyet görüyoruz. Biz gece gündüz burada yatmıyoruz. Sadece bu çadırlara nöbet tutuyoruz abi. Sadece bizim şikayetimiz o. Görüyorsun yani. Çamurun içindeyiz. Vatandaşın ilgisi nasıl kurbanlıklara? O iyi, pek fazla sıkıntı yok. Normalde bu arada herkes satılacak malı. Mal kalmaz inşallah, biz o düşüncedeyiz. Dün bu fırtınayı gördün, sabaha kadar yağmurlar, çamurlar. Sabaha kadar 24 saat ama yağmur içindeyim. Zaten bir çadırlar aldı götürdü. Hayvanlar suyun içinde, insanlar sabaha kadar suyun içinde. Yani şu an bu, biz 2014'te yaşıyoruz. Yani 2020'de, 30'da, 15'de de yaşamıyoruz. 2014'te yaşıyoruz. Bu hangi devirde yaşıyoruz? Belediye bu parayı alınca yani bak belediyenin hurdalığı burada. 3-5 tane, 10 tane demir dikemiyor mu? Yapamıyor mu bu belediye? Yok mu? Yapsa yapardı ama yapamıyor. Yok, bu millet değil mi? İnsan değil mi? Hizmeti yapamıyor mu? Sakarya gibi yapsaydı var ya, hizmet değil orada Sakarya gibi. Olmuyor yani. Bir ay olduğu için millet baba üstüne duramıyor. Nasıl olsa giderim, şu ederim, bu ederim. Ne gelen var, ne giden var. Yağmur da olmayınca millet fazla üstüne düşemiyor. Herkes düşür kendisi. Hayvan satış derdine. Çünkü adam buraya getirmiş 10 bacak mal. Hep çoğusu borç. Doğu, zaten ekseri %80'i doğuda geliyor. Adam diyor alıp da buraya götürüp de 5 kuruş kazanıp da getirip parasını ödeyeyim buraya geliyor, perişan oluyor. E tabi bu malın altı üstü iyi olmasa mal günden gün düşüyor. Çamurdayız. Yani perişan durumda, iyi olmuyor. Hizmet yok doğrusu belediye. Şunu bir belediye başkanı iletirseniz çok makbule geçer. Fiyatlar düşüyor mu abi kurban yaklaştıkça? Tabi vatandaş düşer. Biraz düşürebiliyor ama hayvan az, hayvan yok. Hayvan az kaldı burada. Tabii vatandaş fırsat bekliyor hani. Şu an herkes kendi fırsatını bekliyor. Ah bu kırazlar abi. Bu gece ağlıyor dedi. Komple uçmuş. Şu çökmüş. Yani var ya. Evet. O çökmüş. Öyle rezalet uçlar rezalet. Mesela abime söyleyeyim. Gel abi. Gel de. Böyle hizmet verilmez. Bak böyle hizmet verilmez. Bu vatandaşlar sana oy vermiş. Seni biz burada var ya içme suyu bile içilmiyor. Bokların içinde yatıyoruz. Bak. Üstüye bak. Çöpünü bile aldırmıyor. Bak. Seçin. Böyle iş olur mu arkadaşlar ya? Ha biz böyle yaşıyoruz. Yani böyleyle gelmiş. Şu rezilliğe bak, şu sineğe bak. Bak işte. Bak nereye? Bak abi. Yalan değil, bunlar gerçekti. Biz burada 5 tane adam. Sen var. Şimdi belediye başkanı suçlamadan bak. Belediye başkanını suçlamıyorum. Belediye başkanı suçlarsan bu ayıp olur. Belediye başkanı bunu görsün, otomatik ben buraya ekibi gönderir. Doktordur, sen yarana merhem sürer. Sen şimdi belediye gitmemişsin, burada gelen gazeteci diyorsun arkadaş, böyle. Gelen gazeteci ama böyle, ben gazeteciye yalan söylüyorum. Adam gibi adam, onu baya doktor ya, adam gibi adam. Senin yarana merhem sürer ama
şu görüntü gerçekten yanlış. Gelecek iki günde bir denetleyecek o zaman parayı. Gel o zaman abi gel gel. Gel belediyenin bana. Yolunu bilmem bir zaman sanıyorum. He, değil mi? Belediyeye gitmeyeceğim. Belediye buraya gelecek. Parayı almaya geliyor. Ha belediye görevlileri. Belediyesi gelip gelecek o zaman. Ben burada görevli söyledi mi lan? Biz o adamın şahsına hakaretli veyahut da şey, yanlış bir şey kullanmıyoruz. Bu görüntü yanlış. Biz o adama belki de çok itibarlı, çok tabii. Saygılı bir adam. Doktordur böyle. Ne olursa olsun insan olduktan sonra. Yarana merhem sürer. Bitmiştir yani. Biz hizmet izliyoruz, hizmet. Burayı çek, burayı o rüzgarda çadır yıkıldı. Herhangi bir görevliden yani o yağmurda hiçbir şey yapamadık yani. Düşünebiliyor musun? Hayvanlar... Böylece yağmurun altında sabaha kadar yani. Böyle bir şey olmuyor. Kendiniz mi tamir ettiniz? Kendimiz bu. Buyurun kendimiz tamir ettik. Rezilliğe bak her taraf sinek yani. Burada yani, bu, yani biz yiyorsak o sabah o hayvanlar da gidecek. O hayvanlar da rahatsız olacak. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada kalıyoruz ya. Daha kalacağımız yer burası. Buyur. Nasıl tamam. Daha bir güne bizim bir çöp arabası geldi, çöp arabası oluyor. Akşam sabah 3 sefer de para istiyorlar. Ya parayı, çadırın yerinin parasını verin. Al buranın içinin sineğine bakın, gel. Yemek yediğiniz yerin hemen şuraya bak. Şurayı bu şekilinden alın ki. Şuraya bak ya. Biz burada çay içiyoruz, yemek yiyoruz yani böyle şey olur mu ya? Hayvanlar çok rahat. Şuraya. Böyle bir şey olur mu ya? Şuraya. Arkaya doğru de. Yalnız buranın belediyesi herhalde düzen mi yok artık? Şey mi yok? Bu düzen olmaz abi. Ha bizden para alıyor. Alacak. Hakkıdır. Yerinde kiralıyoruz. Mesela ben Ankara'da veriyorum 5 milyar ama düzen görüyorum. Mal hayvanın altı rahat oluyor. Kendim rahat oluyorum. Ben burada yani buraya yani bu çözme bir çare bu. Ne sıkıntı yaşıyorsunuz burada? Sıkıntı abi yatacak yerimiz yok. Bak mesela görüyorsunuz. Çadırlarımızın kuruluşu düzensiz. Her çadırın arasında bir boşluk yok. Hayvanımızın akburnunu dökelim. O yok. Yemek yapacak vallahi görüyorsunuz sinek her taraf. Yerimiz dar. Yani bir düzenli bir şekilde bize yer. Bu sene geçti de seneye Allah nasip edirse parayı alsın, hakkını alsın, daha fazlasını alsın ama bize rahat olalım. Ben o çubuğumu alır. Sopayı ver. Vurur mu? Oo, adam geldi ya. Bu Kosov Ardahan'da. Yeniköy'de bir ay var. En büyük hayvan buranın bu pazarın. Kaç yaşında? Bu 3 yaşında. Ne kadar ağırlığında? 1 ton 50 kilo. Hadi. İnan. Devlet bir de azmıyor. Yalnız